Merhaba, hoş geldiniz. Ben SALT Araştırma ve Programlar ekibinden Eylül. 58. Kütüphane Haftası kapsamında birçok kurumun olduğu gibi SALT da bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. Onlardan birinde bir aradayız. Sezin Romi ve Sanem Yardımcı'yla beraber. Sanem Yardımcı 2016'dan bu yana Göte Institute İstanbul'da kütüphane müdürü olarak çalışıyor. Daha önce de Göte Institute Ankara'da çalışmıştı kütüphane müdürü olarak. Sezin Romi de SALT'ın kütüphane ve arşiv yönetmeni. Bugünkü etkinliğimizin konusu bildiğiniz üzere buluşma mekanı olarak kütüphane. Dolayısıyla aslında kütüphanelerin kamusallığından bahsedeceğiz. Ama öncelikle bu içinde bulunduğumuz hafta 58. Kütüphane haftasının teması hakikat ve kütüphaneler. Biraz bu temadan, içeriğinden ve hani Türkiye'deki etkinliklerden ve hani Sanem'in ve Sezin'in bu haftaki deneyiminden böyle konuşarak başlamak istiyorum. Öncelikle sözü Sanem'e vermek isterim. Sanem bu hafta 58. Kütüphane Haftası ile ilgili deneyimini paylaşmak ister misin? Teşekkür ederim. Evet, öncelikle çok teşekkür ediyorum SALT'a daveti için. Hem kurumum adına teşekkür ediyorum hem de kişisel olarak. Yani bu hafta bizim için çok yoğun geçti. Çünkü İFLA Başkanı, İFLA Uluslararası Kütüphaneler Dernekleri Birliği Federasyonu'nun kısa adı İFLA. Onun başkanı Barbara Dizon konuğumuzdu. Kendisiyle yoğun bir program yürüttük. Salt Galata'da bir etkinliğimiz oldu. YouTube kanalımızda izleyebilir ilgililer eğer katılmayanlar varsa konuklarımızın arasında. Aynı zamanda bir yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirdik ve Türkiye'deki özellikle İstanbul'daki birçok alanda aktif olarak çalışan kütüphanecilerle kendisini bir araya getirdik. Çok verimli ve güzel bir hafta olduğunu düşünüyorum ben. Sezin de bana katılacaktır diye umut ediyorum. Hep birlikte düzenlediğimiz güzel bir etkinlik oldu. Orada asıl olarak kütüphanelerin hani kamusal işlevini konuşurken hani daha önceden de konuştuğumuzda dile gelen şey en önemli şeylerden biri sürdürülebilirlik kapsamında kütüphanelerin ne gibi roller üstlenebileceği ve bu sürdürülebilirlik alanında nasıl bir rol oynayabileceği aslında kütüphanelerin sadece varlığıyla nasıl sürdürülebilirliğe katkıda bulunduğuna dair güzel bir sunum yaptı Barbara Dizon. Ve gerçekten hani keyifli bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Yani şimdilik aklıma gelenler bunlar. Teşekkürler Eylül. Ya ben de Sanem'e katılıyorum. Aslında uzun zamandır devam eden bir işbirliğimiz var ve aslında Barbara Liza'nın Türkiye'ye gelişinin en güzel tarafı bence hep Türk Kütüphaneciler Derneği, Göte, işte Koç Üniversitesi Kütüphanesi ve birçok kurumun, birçok kütüphanecinin bir arada ortak çalışmasına vesile olmasıydı. Gerçekten orada ilk defa böyle bir şeyi ben deneyimledim kendi adıma. Birlikte çalışmak ve bir şeyleri beraber çalışmayı öğrenmek adına da bence çok güzel bir adım oldu. Öte yandan değindiği konu sürdürülebilirlik tabii ki çok önemli. Aslında o yani sürdürülebilirlik belki de kütüphanelerin kritik rolünün olduğu konulardan sadece biri. Aslında bize şunu da gösterebiliyor. Kütüphaneler toplumda aslında pek çok konuda kritik rolü olan mekanlar ve aslında içerikleri sunan yerler. Bu bakımdan çok değerliydi. Ve belki de hem Barbara Larson'dan öğrendiklerimiz kendisiyle sohbet etme şansı hem de kütüphanecileri bir araya getirip birlikte aslında devam edecek olan işbirliğimizin ilk adımları oldu diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim Sezin. Burada aslında hani bu Barbara Lizzo'nun üzerinde durduğu konulardan bahsederken direkt aslında geçiş yapmak istiyorum bizim etkinliğimizin de içeriğine. Aslında kütüphanelerin kamusallığı son derece önemli ve bu etkinlik ve hafta kapsamında da çokça üzerinde duruldu. Kütüphanelerin kamusallığı üzerine biraz konuşalım istiyorum. Yani bunun kütüphanelerin daha kapsayıcı, erişilebilir, aynı zamanda bir buluşma mekanı, yeni karşılaşmalara alan açan bir mekan olarak kütüphane nasıl bir işlevi var toplumda? Ve gerçekten böyle karşılaşmalar oluyor mu? Aslında şöyle, kütüphanenin ortaya çıkması herkesin, toplumun her kesiminden, her bireyin bilgiye erişim hakkı olduğu fikrinden yola çıkarak aslında kütüphaneler oluşuyor. Ya burada aslında demokratik bir amaç söz konusu. Bir yandan kaynaklarıyla bilgiyi erişebilir yaparken, bir yandan da sunduğu olanaklarla aslında bireyler üzerinden toplumların dönüşümüne, gelişimine etki eden yerler, kütüphaneler.
Öte yandan da hem onların gelişimine etki ederken bir yandan işte toplumun buluşmasına, farklı amaçlarla mekandan ilham almasına, öğrenmesine, üretmesine de ilham veren yerler aynı zamanda. Ama esas tabii şey de çok önemli. Toplumda herkesin her türlü imkana sahip olmadığı durumda aslında kütüphaneler orada da en azından kendi olanaklarıyla topluma onu sağlıyor. Örneğin evinde internet erişimi olmayan biri, internet bağlantısı olmayan biri bir kütüphane üzerinden o internete erişme hakkını veya olanağını elde edebiliyor diye düşünüyorum. Yani sizle tamamen katılıyorum. Çünkü yani insan her şeyden önce toplumsal bir varlık. Hani diğer canlılardan ayıran en temel özelliği bu insanı, toplumsallığı. Ve bu toplumsallığını deneyimleyeceği mekanlara ihtiyacı var. Çünkü toplumsallığı oluşturan şey karşılıklı fikir alışverişinin mümkün olması gerekiyor. Toplumsallığı mümkün kılan şey aslında karşılıklı fikir alışverişi. Ve hani içinde yaşadığımız toplumlarda iş ve ev dışında bir ortak buluşma mekanı olabilecek ama kar amacı gütmeyen ve belli olanakları sunan mekanlar, kütüphaneler. Dolayısıyla insanları bir araya getiren, işte sizin güzel bir örnek verdi, internete ulaşma olmayanların internete ulaşması gibi. İnsanları bir araya getirecek ve onların aslında fikir alışverişini ve karşılaşmalarını sağlayacak bir mekan. İşte bugüne kadar yaptığımız kütüphanecilik deneyiminde hem gerek pratikte gerekse hani başka örnekler, okuduğumuz, karşılaştığımız başka örneklerden çıkardığımız sonuç aslında tam olarak bu karşılaşma mekanının ne kadar değerli ve ne kadar kıymetli olduğuna işaret ediyor. Çünkü para ya da maddi herhangi bir karşılığı olmadan ya da cüzi karşılıklarla insanlar kütüphaneleri kullanabiliyorlar. Yani hani işte çok yüksek paralar ödemeden gelip vakit geçirebilecekleri yerler. İşte evinde yeterli olanağa sahip olmayan işte çok kalabalık bir ailede yaşayan bir çocuğun ders çalışması için de bir mekan aynı zamanda kütüphane. Ya da bambaşka şeyler için de bir mekan kütüphane. Her türlü karşılaşmanın mekanı. O yüzden de zaten kütüphanenin kamusal işlevinin çok önemli olduğunu vurgulamak gerekiyor. Kütüphanelerin bu rolü aslında zaman içinde daha da değişti, dönüştü. Yani özellikle geçtiğimiz dönemde mesela eşya kütüphanelerinden bahsedebiliriz şu anda. Eşya ödünç alabileceğiniz kütüphaneler var. Söz gelimi işte matkap gibi hani satın aldığınızda belki 3 yılda bir kere kullanacağınız bir aleti hani kütüphaneden ödünç alarak birçok yerde hani yani dünyada birçok yerde bildiğim kadarıyla Türkiye'de de var galiba buna benzer bir uygulama eşya kütüphanesi. Yani birçok yerde uygulanan bir şey. Matkap ödünç alabildiğiniz bir yer mesela söz gelimi. Bu konu üzerine konuşurken bu geçen günkü işte Barbara Liso'nun etkinliğinde üçüncü mekan diye bir terim geçti. Ben aslında üçüncü mekan olarak kütüphaneler, hani bunu biraz açmanızı rica edeceğim. Yani ne demek üçüncü mekan? Ya üçüncü mekan olarak kütüphaneler aslında az önce bahsettiğim ev ve iş yeri hani ev insanların asli mekanı, iş yeri hani hayatını sürdürmek için çalışması gerekiyor insanlar ve iş yeri. Onların haricinde bir araya gelebileceği, evin yani kamusallaşabileceği ama iş yerinde olduğu gibi kurallarla çok da bağımlı olmadı. Tabii ki bu kuralsız bir mekan olarak kütüphane değil kastım ama yani para karşılığı belli zorunluluklara tabi olmadığı bir mekan olarak hani temel olarak Raymond Aron'du galiba yanlış hatırlamıyorsam bir Amerikalı sosyoloğun öne sürdüğü bir kavram bu üçüncü mekan hani onun üzerinden gelişen bir teori. Ve üçüncü mekanın önemli özelliklerinden biri de insanların hani kendilerini gerçekleştirebilecekleri bir yer olarak görüldüğü için hani kütüphanelerin sadece bilgi erişim noktası değil onları bir araya getirme özelliğine dayanarak hani kütüphanelerde başka türlü hizmetlerin verilebilmesi için mekan açılması. Yani Barbara Lizon mesela yaptığı sunumda bir örnek verdi. İşte hani oradaki şimdi ben de hatırlamıyorum hangi şehir olduğunu ama bulunduğu şehirdeki komünitinin bir araya gelip konuşacağı bir yer olmadığı için ve hiç kimsenin kullanmadığı bir derneği çıkartıp o insanlara o mekanı sunmaları. İşte tam olarak burada üçüncü mekan kütüphaneleri anlayabileceğimiz bir yer. Ama tabii ki bu kütüphanelerin bilgiye erişim için içerdikleri anlamı ortadan kaldıran bir şey değil. Yani bu oturma odası olarak kütüphane anlamına gelmiyor elbette. Yani bildiğiniz oturma odasının dışında bir şey olması gerekiyor kütüphanenin.
Şimdi şöyle bir şey var aslında sanırım de değindiği gibi işte kütüphane dediğimiz zaman geleneksel aslında yani bugün aslında ülkemizdeki kütüphane kullanma deneyimine baktığımız zaman bizim maalesef kütüphaneye gidip bir kaynaktan araştırma yapma kültürüne birazcık daha geç yaşta erişiyoruz. Genelde daha çok bu, yani bu benim çevremde gördüğüm, sağlık araştırmada gördüğüm örneklerden yola çıkarak söylediğim şey. Örneğin genelde daha çok işte tepeden inme, üniversite çağında işte bir hocanın işte şu kitap o kütüphanede var, git o kitaptan, o kaynaktan yararlanarak bir ödevi yap diyerek kütüphaneye gitmeye teşvik ettiği durumlar da açık oluyor. Aslında üçüncü mekan tam olarak da bunun artık kütüphanelerin geleneksel algıdaki sadece rafların, kitapların olduğu mekanlar olmadığı, onlar tabii ki varlığını sürdürecek kaynaklar gerek basılı gerek dijital tabii ki kütüphanenin olmazsa olmazları. Ama onlar varken kütüphaneler aynı zamanda da bir üçüncü mekana dönüşüyor. Yani bunların ötesinde bir buluşma mekanına, üretime teşvik eden mekanlara, bunların dışında olanaklarla kullanıcıya hizmet verilen mekanlara dönüşmüş durumda. Aslında işte karanlık, kasvetli, işte, alışılagelmiş algıdaki mekanların tam tersine yaşayan kullanıcıların katkılarıyla gelişmeye, değişmeye olanak veren mekanlar. Mesela Sanem'in verdiği örnek gerçekten o aslında tamamen o kullanıcı odaklı meselesiyle ilgili olarak. Çünkü artık bugün kullanıcıları gözlemleyerek ve onların ihtiyaçlarına tabii ki koşullar el verdiğince cevap vermek üzere kurulan bir kütüphane sistemi var. Ve bu da aslında hem günümüzün hem ortaya çıkan dijital araçların vesaire sebep olduğu dönüşümün de bir parçası aynı zamanda. Konusu açılmışken her bir kütüphanenin kendi kullanıcısına özel olarak bir noktada şekillendiği, kullanıcılarıyla beraber şekillendiği ve kendi öznel durumları olduğunu konuşmuşken aslında birazcık da hani salt araştırmanın nasıl bir kütüphane olduğunu, Goethe'nin kütüphanesinin nasıl bir kütüphane olduğunu ve aslında işte belki de bir üniversite kütüphanesiyle bir halk kütüphanesi arasında hem onların kamusallığı hem erişilebilirliği, kapsayıcılıkları belki arasında nasıl bir fark olduğu hakkında da birkaç şey söylemek ister misin acaba? Salt araştırmadan yola çıkayım. Şimdi salt araştırma saltın açılmasıyla beraber kullanıcılara hizmet vermeye başladı. Saltın zaten görüşü herkese açık olma. Bütün kamuya açık bir kurum olarak kurulunca salt araştırmada tabii otomatikman herkese açık olma fikrinden yola çıkarak oluşturuldu. Fakat aslında salt araştırma her ne kadar bir şey, bir kütüphane ve arşivi bir araya getiriyor, ikisini kapsıyor desek de bir ihtisas kütüphanesi. Yani koleksiyonunun odaklandığı belli konularda çalışan araştırmacıları ağırlamayı hedefleyen ve o kaynaklardan yararlanmasına olanak veren bir araştırma mekanı olarak kurgulandı. Her ne kadar yani bugün dünyadaki örnekleri işte bir müzenin kütüphanesi, bir müzenin bünyesi altındaki kütüphane, bir kültür kurumunun bünyesi altındaki kütüphane bunun örnekleri arasında sayılabilir. Fakat salt araştırmanın işleyişi bunun paralelinde pek olmadı. 2011'de açıldığında işte tabii kurum yeniydi o zaman. Daha az insanın geldiği ve keşfedildikçe kulaktan kulağa mekanın methi duyuldukça gerçekten bir kent kütüphanesi gibi hizmet vermeye başladı. Bu da şöyle bir şeyi gösterdi. Gerçekten aslında bu üçüncü mekan kütüphane olsun, dönüşüme olsun pek çok şey aslında bütün konular tabii birbirini kapsıyor. Şöyle bir şeyi bize gösterdi. Kişilerin gerçekten kitap okumadan farklı olarak bir çalışma mekanına ihtiyacı var. Örneğin üniversiteye çalışan gençlerin ev dışında, dershane dışında, okul dışında gerçekten ilham alabilecekleri, rahat çalışabilecekleri mekanlara ihtiyacı var. Biz salt araştırmada onu gözlemledik. Tabii ki tüm bunlar olurken aynı zamanda kaynak kullanan araştırmacıların da talebi olduk ki nitekim 2017'de biz salt araştırma mekanının gerek kitap koleksiyonunun büyümesi gerekse hem işte serbest kullanıcıların hem de kaynaklardan yararlanmak isteyen kullanıcıların yer talepleriyle beraber salt araştırma mekanını Salt Galata'daki -1. kata genişletme kararı aldık. Yani bir tarafı kaynaklardan kullanan kayıtlı kullanıcılara servis sunarken diğer mekan yine herkese açık olarak hizmet vermeye devam etti.
Bildiğim kadarıyla Goethe Enstitüsü Kütüphanesi de şu an bir yenilenme sürecinde. O yenilenme sürecinin de aslında hani kullanıcı hedef kitlesi ve hani nasıl bir kurguyla yapıyorsunuz bu yenilenme sürecini? Birazcık da bundan bahseder misin Senem sen Tabii ek olarak sonuna onu da de? ekleyeyim. Goethe Enstitüsü, yani şimdi biz özel bir kütüphaneyiz aslında. Goethe Enstitüsü, yani salt araştırmadan farklıyız. Araştırmacılara yönelik çalışmıyoruz. En önemli farkımız mesela bu. Goethe Enstitüsü bir vakıf ve Almanya'da kurulmuş bir vakıf ve yaklaşık 100'e yakın kütüphane var dünya çapında. Goethe Enstitüsü bu ağın bir parçası öncelikle kütüphanemiz. Dolayısıyla bizim burada en temelde hedef kitlemiz Almanca öğrenenler, Alman edebiyatına ilgi duyanlar ve Almanya hakkında bilgilenmek isteyenler. Den oluşuyor. En temel hedef kitlerimiz, en kabaca tarif edecek olursam onlardan oluşuyor. Ve bizim kütüphanemiz o yüzden özel konumda bir kütüphane ama aslında bir halk kütüphanesi işlevinde taşıyor. Çünkü bir arşivimiz yok, güncel bir dermemiz var ve kamuya açığız. Yani herkesin gelip girebileceği, gelip kullanabileceği, kitap ödünç alabileceği bir kütüphaneyiz. Ama tabii ki sunduğumuz dermeye baktığımızda büyük bir çoğunluğunu Alman edebiyatı ve Almanca öğrenenlere yönelik materyaller oluşuyor. Şu anda kütüphanemizi yenilemeyi düşünüyoruz. Daha doğrusu hani bununla ilgili uzun süredir düşüncelerimiz vardı. Hatta sizin de davet ettiğiniz çok güzel bir workshop yapmıştık. Tam pandeminin öncesinde. Sonra işte pandemi gelince her şey değişti. Yani daha o bir workshop serisinin ilk ayağı olarak düşünülmüş bir etkinlikti. İşte kullanıcılarımızı ve partnerlerimizi, düzenli olarak birlikte çalıştığımız partnerlerimizi davet ederek çeşitli workshoplar yapıp orada hani nasıl bir kütüphaneye ihtiyacımız varın sonucunu çıkartarak hani böyle bir yöntem izlemeyi. Bir de aynı zamanda Goethe Enstitüsü'nde Goethe Enstitüsü sadece kütüphaneden oluşmuyor. Hani başka bölümlerimiz de var. İşte program bölümümüz var, dil bölümümüz var, dil kursları bölümü var. Almanca öğretmenlerine yönelik hizmet veren eğitim işbirliği bölümümüz var. Dolayısıyla bütün bu bölümlerde çalışan arkadaşlarımıza ortak hani onların da o kurumda çalışan insanlara ihtiyaçlarını karşılayacak bir kütüphane. Çünkü kütüphane herkese açık bir yer olduğu için hem kütüphane çalışanlarını hem partnerlerimizi hem de kütüphane kullanıcılarını bir araya getirecek bir workshop serisi aslında yani 2016'dan beri yapıyoruz. Ama çok düzenli bir şekilde ilerlemiyor. Araya bir sürü başka şey girdi. Artık herhalde yakın zamanda yeniden workshoplarımızı hazırlayıp hep birlikte çalışarak nasıl bir kütüphane ihtiyaç duyduğumuzu ve nasıl bir şey kurmamız gerektiğini ve ne gibi olanaklarımız olduğunu değerlendirerek bir sonuca ulaşmayı hedefliyoruz. Salt araştırmanın yani hem mekansal olarak hem de hani nasıl bir kütüphane olacak burası sorusu etrafında hani nasıl şekillendiğini de aslında konuşmak çok iyi olur. Aslında tabii bizim Sanem'le tanışmamız da aslında bizim işte salt araştırmanın daha yeni olduğu ve Goethe'nin kütüphanesinin yenilenme planları olduğu dönemde ve işte salt araştırmada neler yaptığımızı anlatarak tanışmıştık sanıyorum. Salt araştırma deneyimi çok baş başına çok heyecanlı bir deneyim kendi adıma. Tabii orada mekan her iki mekanında tasarımcıları Şanal Mimarlık ve biz onlarla birebir çok yakın çalışarak üzerine salt kurulmadan önce üzerine uzun uzun konuşarak işte deneyimlemeden bazı şeyleri öngörüp deneyimledikten sonra neler işledi neler işlemedi görüp deneye yanıla bir takım şeyleri değiştirerek ilerledik. Şimdi salt araştırma mekanına baktığımız zaman yine alışılagelmiş algının dışında bir mekan. Salt Galata'nın daha önce işte Osmanlı Bankası Genel Müdürlüğü binası olan Salt Galata'nın orta avlusuna yayılan izole olmayan binada olup biten her şeyden konumu itibariyle etkilenebilen bir mekan. Giriş katındaki avlu aslında Şanal Mimarlık da bunu sık sık dile getiriyor. Bir kamuyla işte hem izleyiciyle olsun hem binada olup bitenle olsun hem de kullanıcıyla olsun aslında bir iletişimi sağlayan bir araç olarak düşünüldü. Ve aslında salt araştırmanın kurgusu gerek raflar olsun gerek oturma düzeni olsun çoğu şey aslında o avlunun etrafında kurgulanmış olarak duruyor. İki kattan oluşan mekanı tasarlarken yine yaşayan bir mekan olması, gerektiği zaman dönüşebilmesi, mesela orada aslında her ne kadar çok görkemli gözükse de o tabii ki birazcık binanın
yapının vermiş olduğu etki de yapının kendisi baş başına çok görkemli. Biz ama tasarım unsurlarını orada düşünürken gerçekten hep basit düzeyde düşünmeye gayret ettik ve aslında ihtiyaçlara göre de değiştirebilecek şekilde, ki mekan açıldığından bu yana pek çok değişiklik yaptık avlu kısmında. Zaman zaman performanslar düzenledik. Zaman zaman Salt'ın düzenlediği programlarla avlu iletişime geçtin. Bir takım sergileri ağırladı. Bu şey, bir sürü şeyi deneyimledik. Bir de tabii biz o mekanı kurgularken hep kullanıcı birinci odağımızdı başından beri. Hep kullanıcı, ama öte yandan da mesela işte açılmadan önce işte film montajına olanak veren sistemin olduğu köşeler, işte 7-8 kullanıcının gidip izleyebileceği bir takım böyle ekstra tasarım ve işte donanım gerektiren bir takım köşeler oluşturduk. Fakat onların çok da işlemediğini zaman içerisinde gördük. Çünkü aslında kullanıcıların istediği belki sadece gerçekten konforlu bir şekilde çalışabilecekleri standart masa ve sandalyeden ötesi değil. Bunu gözlemledik ki nitekim -1'deki mekanda bu çok etki eden bir şey oldu. Orayı tasarlarken tamamen bunu göz önünde tutarak o mekanı tasarladık. Bunun gibi pek çok farklı şeyi gözlemledik, öğrendik. Aslında öğrenmeye de devam ediyoruz. Aslında tasarım konusu açılmışken bir yandan da bir kasa mekanının, kasa odalarının bilgi üretim ve koruma merkezi olarak tasarlanmış olması da hani Salt'ın bilgi üretimine ve onun korunmasına ne kadar önem verdiğini de gösteriyordu tasarım anlayışı anlamında. Bu aslında bilgi okuryazarlığının ve bilgi üretim bugün günümüzde bilgi üretiminin ne ifade ettiği, neden önemli olduğu ve kütüphanelerin de bu anlamda nasıl bir yerde olduğunu da konuşmak isterim. Aynı zamanda hani bugün işte post-truth hakikat sonrası dünyada kütüphane haftasının da konu temasının hakikat ve kütüphaneler olması da tesadüf değil sanıyorum. Bununla ilgili de ne söylemek istersiniz? Ama ben öncelikle hakikat sonrasıyla başlayayım ya da hakikat ve kütüphaneler temasıyla. Yani hakikat ve kütüphaneler teması seçilirken en temelde yani Türk Kütüphaneciler Derneği tarafından seçildi tema. En temelde aslında içinden geçtiğimiz çağ, özellikle hani pandemiyle birlikte hepimizi internete yönelmesi, internet üzerinden daha sık bir araya gelmeye başlamamız ve internet üzerinden daha sık bir araya gelirken yanlış bilginin ya da işte manipüle edilmiş bilginin ya da manipüle etme amaçlı üretilmiş bilginin yaygınlaşması üzerinden düşünerek Türk Kütüphaneciler Derneği böyle bir temayı seçti. Çünkü bugün bilgi okuryazarlığı hiç olmadığı kadar önemli. Yani fake news'a karşı mücadele etmek bugün hiç olmadığı kadar önemli ve açık ve doğru bilginin kaynağı tarihsel olarak hep kütüphanelerdir. Yani bunun kadim kurumu kütüphanelerdir. Bu hani internetle birlikte evet bilgiye erişim süresi çok azaldı. Çok hızlı bir şekilde bilgiye ulaşabiliyoruz ama ulaştığımız bilgi arama motorunun inisiyatifine kalmış durumda. Hani kullandığınız arama motoru sizi pekala en çok tıklanan şeye yönlendirdiği için hani o da bir şey değil, hani arama motorunun hani kötü niyetiyle yaptığı bir şey değil. O da var tabii. Hani başka algoritmik düzenlemeler vesaireler onlar da var, o ayrı, ama hani arama motorunun bir niyetle yapılan bir şey değil. En çok tıklanan sonuca yönlendirdiği için söz gelimi işte Almanya'ya vize koşulları ile ilgili olarak bizim daha önce yaptığımız bir sonuçtu bu. Şimdi hala öyle mi bilmiyorum. Ama işte o arama motorlarından biri olan Google'a yazdığınızda tamamen Alman konsolosluğu ya da Alman Büyükelçiliği'nin sayfaları neredeyse 5. 6. sırada çıkıyor. Yani asıl bu işin muhatabı olan ve o sorunun doğru bilginin kaynağı olan linkler 5. 6. sırada ilk çıkan linklerde tamamen kim olduğu belli olmayan, kime ait olduğu belli olmayan siteler çıkıyordu. Şimdi bu örneğe baktığımızda aslında gerçekten böyle bir çağda doğru bilgiye hızlı bir şekilde ulaşabilmenin yolu da yine kütüphanelerden geçiyor. Yani sadece kitaplar üzerinden değil, aynı zamanda internet üzerinden de doğru bilgiye ulaşmanın ve doğru bilgiyle
Doğru bilgiyi örgütlemenin diyeceğim. Çünkü bu aynı zamanda birçok anlamıyla dediğim, az önce söylediğim gibi yani manipülasyon amaçlı da yanlış bilgi yayılabiliyor. Ya da sadece eğlence için de yanlış bilgi yayılabiliyor. Özellikle sosyal medya üzerinden herkesin bilgi üreticisi olduğu bir ortamda bu çok sık karşılaştığımız bir durum ve bunun birçok sorunu yani eminim buradaki izleyicilerimiz de biliyordur. İşte birçok bununla ilgili skandal patladı. Bununla ilgili dünya çapında birçok şey yaşandı. Dolayısıyla hani böyle bir çağda kütüphanelerin doğru bilgiye ulaşmak için kütüphanelerin anlamını işaret etmek için seçilmiş bir temaydı. Hakikat ve kütüphaneler. Ve dolayısıyla hani hakikat konusunda özellikle halk kütüphanelerin üzerinde yani dünyada birçok örneği var. Türkiye'de de var. Bilgi okuryazarlığı üzerine gençleri, çocukları bilgilendirmek gibi aslında böyle bir geniş bir görev düşüyor. Ve bütün dünyada da buna ilişkin uygulamalar var. Ama sadece dediğim gibi sadece gerçek mekanlarda değil, online mekanlar, sanal mekanlar için de geçerli bir şey bu. Bu söylediğim şey. Tabii ki yani Sanem'in dedikleri son derece kapsayıcı. Belki şöyle bir şey ekleyebilirim veya söyleyebilirim. Yani tabii ki bir araştırmayı yapmanın yolu doğru ve nitelikli bilgiye ulaşmaktan geçer. O doğru ve nitelikli bilginin de bulunacağı en garanti yerler kütüphane ve araştırma kurumlarıdır. Çünkü aslında kütüphane ve araştırma kurumlarının görevi o tarafsız, doğru bilgiyi tarafsızca kamunun erişimine açmaktır. Yani bizler araştırmacıların görevi o bilgiyi bulmak değil aslında. O bilgiye erişip üzerine yorumlar, yeni katmanlar getirerek ortaya bir şey çıkartmaktır. Burada da aslında arşivlere, kütüphanelere, araştırma kurumlarına bilgiyi derleyip birincil veya ikincil kaynak olsun, dijital basılı olsun hiç fark etmez. Her türlü mecrada, ortamda bunu kullanıcılara kısıtsız bir şekilde sunmak. Dijitalleşme çağında kütüphanelerin durumu nedir sorusu dün Barbara Lison'un konuşmasında da soruldu. Yani kütüphaneler yok mu oluyor? Kitapsız kütüphane olabilir mi? E-kitaplığın varlığı kütüphaneleri nasıl etkiliyor ve hani de çoğalması da nasıl etkileyecek? Fiziksel ve sanal kütüphanenin farkı nedir? Gibi aslında böyle çokça konuşulan konularla ilgili ne düşündüğünüzü de çok merak ediyorum. Yani şimdi öncelikle ben hani kitapsız kütüphaneye inanmıyorum. Hemen ilk baştan eski kafalılığımı ortaya koyayım. Yani kitapsız kütüphane diye bir şey bence yok. Kitapların da öyle sanıldığı gibi hemen ortadan kalkacağını da düşünmüyorum açıkçası. Yani birçok sebepten ötürü böyle. Ama yani elbette bu şu anlama gelmiyor. Goethe'nin bir online kütüphanesi var. Bizim ayrıca bir online kütüphanemiz de var. Hani buradaki bunun sunduğu olanakları da reddetmek, ona sırtını dönmek anlamını gelmiyor. Çünkü yani bir kere her şeyden önce çok basit bir örnek vereceğim. Hani pandemi vesaire gibi büyük şeylere gitmeye gerek yok. Tatile giderken valizinize koyabileceğiniz maksimum kitap sayısı 3'tür. Hadi 5 olsun. Hani ama daha fazlasını koyamazsınız. Ama online bir kütüphaneniz varsa online kütüphanede 50 bin kitapla tatile gidebilirsiniz. Yani bu yani tabii ki hani kitap kurtları için verilmiş bir örnek olabilir ama kitap kurdunun çok olduğunu biliyorum bir kütüphaneci olarak. O yüzden de hani o rahatlıkla söylüyorum. Eminim buradaki izleyicilerimiz arasında da vardır. Yani online kütüphane, yani sanal kütüphane ben tamamen ortadan kalkacak bir şey olarak görmüyorum. Ama bu kütüphanelerin hani da en başından beri zaten konunun başlığı olarak seçtiğimiz buluşma mekanı olma özelliği her zaman sürecek bir özellik. Dolayısıyla kitapsız kütüphane olmayacağını düşünüyorum, evet. Ama aynı zamanda bu buluşma mekanı özelliğinin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü her şeyden önce bugün içinden geçtiğimiz çağda mesela küresel iklim değişikliği gibi devasa bir sorun var ve belli ki şu anki yaşayış biçimimizi değiştirmediğimiz durumda bu sorunun içinden çıkabilmemiz mümkün değil ve bu sorunu çözebilmemizin, bu sorunun çözebilecek anahtarları geliştirebilmemizin yolu bir araya gelmekten geçiyor. Ve bunun alanı, bunun mekanı kütüphaneler. Dolayısıyla dijitalleşme kütüphanelerin aslında bence görevini güçlendirdi.
Onu da söyleyebilirim. Yani çünkü gerçekten doğru bilgi, evet hızlı bilgiye ulaşabiliyoruz ama o bilginin doğruluğu hakkında ciddi soru işaretlerimiz var. Dolayısıyla burada kütüphaneler doğru bilgiye ulaşmanın adresi olarak bir öne çıkıyorlar. İkincisi bir araya gelmek için ve bunun iş ya da ev dışında toplumsallaşabileceğimiz, karşılaşmalar yaşayabileceğimiz ve düşünce fikir alışverişini gerçekleştirebileceğimiz bir mekana ihtiyaç duyduğumuz için bir buluşma mekanı olarak kütüphanelere ihtiyacımız var. Ve tüm bunların ötesinde kitaplara ulaşmak için de kütüphaneye ihtiyacımız var ya da arşive ulaşmak için de kütüphaneye ihtiyacımız var. Hani benim kütüphanemin şu anda benim içinde çalıştığım kurumun kütüphanesinin bir arşivi olmayabilir evet ama aslında arşiv kayıt her zaman insanlığı bilgi birikimini aktarmak açısından en önemli araçlardan biri olmuştur. Ve bunun için de kütüphanelere her zaman ihtiyaç duyacağız. Bu dijitalleşme sanal mekanda ya da gerçek mekanda fark etmiyor ama bir şekilde kütüphaneler her zaman hayatımızda yer bulacaklar diyorum ben. Dün bu Barbara Liza'nınla da bu hem işte onun konuşmasında hem de birebir sohbetimizde konusu geçen bir şeydi. İşte dijital teknolojilerin gelişimi işte kütüphanelerin yok olmasına mı olanak verecek? Artık kimsenin kütüphane ihtiyacı olmayacak görüşü. Bu aslında son derece eski ve bir düşünce. Böyle, çünkü bu doğru bir düşünce değil. Yani dijital teknolojilerin gelişmesi kütüphanelerin yok olmasına sebep olmayacak ama kütüphanelerin dönüşmesine tabii ki etki eden ve Sanem'in de dediği gibi aslında kütüphanelerin var olan güçlerini pekiştiren, güçlerine güç katan bir şey haline gelecek diye düşünüyorum. Kitapsız kütüphane yani şu anda şöyle söyleyeyim. SALT'ta örneğin odaklandığımız konular belli. Sanat, mimarlık, tasarım, sosyal ve ekonomik tarih konuları. Şu anda bizim sahip olduğumuz fiziksel basılı yayınların muadili e-kitaplar mevcut değil. Ve bunların birebir muadili e-kitaplar olmadığı sürece biz o fiziksel basılı yayınları kullanmak ve Melez işte hem fiziksel hem dijital kaynakları bir araya getiren Melez yapıları sürdüreceğimiz çok aşikar. Diğer konu kitapsız kütüphane nasıl olabilir? Bu odaklandığı konular bağlamında olabilir. Gerçekten işte güncel bir döneme ve her şeyin işte e-kitap formatında basıldığı bir konuya odaklanıyorsa belki olabilir. O birazcık misyonuna vesaire bağlıdır ama mevcut koşullarda yani yakın zamanda bunun çok mümkün olacağını öngörmüyorum. Dijitalleştirmeye gelecek olursak aslında dijitalleştirme aynı zamanda bir koruma yöntemidir. Bugün çok nadir bir kitabı, bir el yazmasını, kırılgan olan bir el yazmasını elden ele dolaştırmanız çok olası bir şey değil. Onu elden ele dolaştırmanız, mevcut olması gereken koruma koşullarının dışına çıkartmanız, onun aynı zamanda yok olma süresini de hızlandırmanıza neden olacaktır. Dijitalleştirme aslında hem bir yandan herkesin daha kolay ekran üzerinden erişimini sağlarken aynı zamanda da aslında materyali korumaya olanak veren bir şey. Öte yandan da tabii şey çok değerli, bunu azımsayamayacağım. Kütüphaneleri mekanların duvarların ötesinde erişilebilir yapmak da aslında dijitalleştirmenin yol açtığı şeylerden biri. Şimdi Sanem güzel bir şey söyledi. Tabii ki kitap taşıma meselesi gerçekten çok zor. Şimdi örneğin yurt dışında öğrenimlerini gören ve tüm işte tezini yazarken kitaplarını oluşturan insanların ülkeye dönüşte en çok zorlandığı konulardan biri. Kitaplarımı ne yapacağım? İşte böyle ülkelere dağılan, insanlar arasında dağılan pek çok kütüphane örneğini çok net biliyorum. Gerçekten bir yerden bir yere kitap taşımak çok zor. Ama bir o zorluğu. Öte yandan fiziksel kitap okumak çok keyifli bir şey. Bir roman okurken, bir kitabı ilk defa incelerken ona fiziksel bakmak çok güzel. Ama bunu geçenlerde SALT'ta da konuştuğumuz için burada izleyicilerimizle de bir dile getirmek isterim bu düşüncemi. Birazcık bunu kendi deneyimim üstünden bir sorgulamayı düşündüm. Örneğin SALT'ta bastığımız kitaplar var. Ama ben mesela onu artık bir kaynakçı olarak kullanmaya başladığım zaman ki artık bu ne oldu?
oluyor. İşte içini çok iyi biliyorsunuz ama belli araştırma konularında zamanı geldikçe bir yerden bir alıntı yapmanız gerekiyor. O noktada aslında dijital olması onun çok işi kolaylaştırıyor diye düşünüyorum. İşte hangi sayfada olacağını tek tek kararlaştıracağını hemen bir işte orada ismi, işte anahtar kelimeyi giriyorsunuz hemen karşınıza çıkıyor. O yüzden ben mesela kitapları mümkün olduğu zaman hem fiziksel hem dijital olarak kullanmayı çok tercih ediyorum. Böyle bir notu da paylaşmak istedim. Bu aslında dijitalleşmeden bahsetmişken yani biraz hani bu da çok çok konuşulan bir konu ama yine de hem sizin deneyimlerinizi duymak hem de aynı zamanda belki de geleceğe dair de düşüncelerinizi duymak istiyorum. Pandemiyle beraber de hani dijital araçların çok çok kullanıldığına ve aslında hani belki de normalde kullanmayacağımızı düşündüğümüz yöntemleri de kullanmamıza neden oldu ve bu da belki de devamlı bir değişikliğe neden oldu. Kullanıcıların pandemide kütüphanelerinizi kullanmaya devam etmesi için ne gibi yöntemler kullandınız? Örneğin Goethe Institute İstanbul'un sepette kitap projesini duydum ve çok hoşuma gitti. Bu hani bu yöntemlerden bir tanesi. Onunla ilgili daha detaylı bilgi almayı çok isterim. Aslında şöyle bir şey, o bir zorunluluktan çıktı. Hani evet, böyle çok estetik ve güzel bir şey gibi görünüyor ama aslında hani biz hani onu bir zorunluluktan yaptık. Çünkü kütüphanemizin girişi çok dardı. İşte pandemi başladı. Hepinizin de bildiği üzere evimize kapandık. Kütüphane de kapandı. Zaten hani resmi olarak kapandı. Kütüphaneyi açamıyoruz. Ve ama Mayıs ayının sonuna doğruydu. Artık hani kütüphanenin en azından e-mail ile sipariş verip insanların kitap ödünç almasını sağlamamız gerektiğini düşündük. Bunu yapabilmek için de işte iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı ile bir toplantı yaptık. Çünkü bizim enstitümüzün girişi dar ve hani girişte yani kütüphane çalışanlarını ve güvenlik görevlilerini koruyacak bir çözümü nasıl yapabiliriz? Ve en sonunda bulabildiğimiz çözüm, hani giriş katında olunca kütüphanemiz, gerçekten sepette kitap sarkıtmak oldu. Ve bu uygulama gerçekten sevildi, onu da söyleyeyim. Hani o sene içerisinde hani pandemi koşullarında birçok kütüphane uzun süre kapalı kaldığı halde biz yani dünya çapında bayağı yüksek bir istatistik sayısına sahiptik. Yani yanılmıyorsam ya birinci ya üçüncü sıradaydık Goethe kütüphaneleri içerisinde. Hani gerçekten hani bu da bayağı insanları etkileyen bir şey oldu. Hani eski usul sepet sallandırma yöntemini pandemi koşullarında kitap vermek için kullandık ve güzel bir şey oldu. Bunun haricinde düzenli olarak biz etkinliklerimize devam ettik bu süreç içerisinde. Yani işte kütüphanede toplanan bir okuma kulübü vardı. İşte yine kütüphanede toplanan bir felsefe kulübü vardı. Onları online platformları taşıdık. İlk başta tabii deneyimimiz yoktu. Tam olarak nereden yapacağımızı bilemedik. İşte bir Facebook üzerinden canlı yayın yaptık. Yok işte. Sonra işte Adobe Connect diye bir program var. Onun üzerinden yapmaya çalıştık falan. Ama sonuç olarak düzenli olarak hani kullanıcılarımızla hani pandemi koşullarında bir araya gelmenin yolunu açmaya çalıştık. Çünkü hani eve kapandığınız bir ortamda elbette ki gerçek bir araya gelişin karşılığı buradaki yaptığımız bu Zoom üzerinden yaptığımız konuşma değil maalesef. Ama elbette ki gerçek karşılığı tam olarak birebir karşılığı değil. Ama sonuç olarak o koşullar altında bizler hem bizler için hem kullanıcılarımız için bir nefes işlevi gördü. Dijital mekan diyeceğim. Onun haricinde dediğim gibi etkinliklerimize devam ettik. İşte Çocuk Edebiyatı Festivali yaptık. Gençlik Edebiyatı Festivali yaptık. Mesela Çocuk Edebiyatı Festivali'nde işte 3 ila 8 yaş arasındaki çocuklara yönelik etkinlikler düzenlediğimizi, onların Zoom'u ne kadar profesyonel kullandığına şaşırdık. Hani onu da söylemem lazım. Gerçekten çok güzel bir deneyimdi. Çünkü hiçbir şekilde mikrofonlarını açmadılar. Konuşacakları zaman açtılar ki katılımcıların büyük bir kızım okuma yazma bilmiyordu. Yani bu gerçekten çok güzel bir deneyimdi. Ya da işte gençleri yine Daniel Hörö diye Alman bir yazar var. Türkiye'de de kitabı seviliyor. Hani o gençlerle o yazarı buluşturduk ve gerçekten o gençlerin sorduğu soruların niteliği hakikaten çok yüksekti ve bizi çok etkiledi. Yani buna benzeyen çok iş yaptık. Hani yine insanları bir araya getirecek. Tabii bu pandemi koşullarında başka bir alternatifimiz olmadığı için şimdi yeniden gerçek mekanda etkinlikler yapmaya ya da en azından hibrit etkinlikler yapmaya, yani bir yandan YouTube'dan canlı yayınlayıp bir yandan
gerçek mekanda etkinlikler yapmaya devam ediyoruz ve devam da edeceğiz. Mesela Felsefe Kulübü ile Okuma Kulübü, bahsettiğim iki kulübümüz düzenli olarak toplanan, onlar hala online devam ediyorlar. Umarım yakın bir zamanda bu hani pandeminin hayatımızı terk etmesiyle gerçekten kütüphanemizi de yapabiliriz ama yani şu anki durum en azından böyle. Yani bilmiyorum, atladığım bir soru olmadı umarım. Tabii şöyle bir durum var. Şimdi Mart 2020'den Haziran 2020'ye geçen süre işte pandeminin ilk işte karşılaştığımız, her şeyin kapandığı, evlere girdiğimiz ve aslında o sürede hiç ofislere gitmediğimiz, mekanlarımızın kapalı olduğu bir dönemde. O dönem içerisinde tabii ki yayın koleksiyonuna erişim mümkün değildi. Çünkü bizler de mekana gitmiyorduk. O konuda maalesef yayınlarımıza erişemedik. Bizde ödünç sistemi vesaire de yok. Ama orada SALT araştırmanın, SALT'ın güçlü yanı aslında sayısı 2 milyona ulaşan dijital arşivde. Orada gerçekten o her yerden erişime açık olan duvarların ötesinde erişim, her zaman bu SALT'ta söylediğimiz bir şey. O duvarların ötesinde olan erişim aslında pandemide bizim çok fazla yönümüzü şaşırmadan uzaktan hizmet vermeye devam ettiğimiz bir süreç oldu. Ve arşivdeki kullanım istatistiklerine baktığımız zaman da gerçekten bu sayı çok yüksek. Örneğin işte arşivlerimizin bazıları işte bazı koşullar sebebiyle sadece SALT yapılarındaki internet bağlantısı üzerinden erişilir. Biz pandemi döneminde ona erişmeyi talep eden herkese erişmesi için elimizden gelen her türlü yardımı yaptık. Öte yandan kullanıcılarımızla, işbirlikçilerimizle bir diyalog geliştirmeye de devam ettik. İşte SALT araştırmaya gelen e-maillerden olsun sürekli o hizmetleri yanıtlamaya gayret ederken birbirine sorun gibi bir uygulama başlattık. Orada işte belli konularda uzman olan kullanıcılarımızın, ekibimizin de desteğini alarak işte kullanıcıların spesifik bir kaynak, bir fotoğraf, bir belge üzerine soru sormasını, tartışma başlatmasını teşvik etmeyi amaçladık. Zaten aslında SALT'ta da senin de bildiğin gibi Eylül, yani gerek işte arşivden çıktığı farklı belgeleri dışarıdan bakan kullanıcıların farklı bir gözle, İşte gerek bu sergi olabilir, gerek blog yazısı olabilir, gerek çevrimiçi veya fiziksel mekanda sunum olabilir. Farklı yollarla yorumlamayı teşvik ettiğimiz programlarımız zaten hala devam ediyor. Öte yandan SALT'ta araştıranlar var ki bu daha önce sunumlar şeklindeyken bunu yakın zamanda SALT araştırma kullanıcıların kütüphane haftasında başlattık hatta bunu. SALT araştırma kullanıcıların seçtiği yayınları yer vermeye başladı. Çünkü gerçekten çok yayın var ve hepimiz her şeyi aynı şeyde göremiyoruz. Farklı perspektiften bakılması çok değerli. Bunlar hem kaynakların kullanılırlığını arttırırken, somutlaştırırken, aynı zamanda da aslında etkileşimi, diyaloğu, kütüphane mekanı içerisindeki grupların oluşmasını, işbirliklerin oluşmasına da olanak veriyor. Pandemide o 3 aylık süreç tabii ki şeydi, birazcık da araştırdığımız ve aslında mekanları açarken nasıl davranacağımızı öğrenmeye çalıştığımız, araştırdığımız bir süreçti. Haziran'da mekanı açarken tabii ki bir dizi sosyal mesafe vesaire üst seviyede kurallar koyduk. Çok limitli kişi sayısıyla beraber. Önce işte bir mekanı randevulu yaptık. Sonra bunun işlemediğini fark ettik. Çünkü randevular genelde alınıyordu, gelinmiyordu ve bize böyle randevu iptalleriyle uğraşacağımız gereksiz bir iş yükü çıkıyordu ve birazcık da kısıtlayıcı bir şey oluyordu. Onu kaldırdık. Şu anda işte her iki mekanımızda belli sayıda limitli kullanıcıya sağlık tedbiri, önce açık rafı mesela kısıtladık. İşte önceden bize sistemde belirtiyorlardı. Biz masanın üzerinde hazır ediyorduk. Daha sonra işte araştırdık, onu kaldırdık. Şu an açık rafta dolaşmayı yine olanaklı kılıyoruz. Bunun gibi bir takım değişiklikler yaptık. Tabii ki öğreniyoruz. Pandemi varken nasıl davranmamız gerektiğini öğrendik yaklaşık 2 yıllık süreçte. Dediğim gibi o 3 ay dışında aslında o 3 aylık süreçte kitapların kullanılmasını engellemesi dışında çok büyük bir etkisi olmadı bize de. Şimdi sen bahsederken hani kullanıcılara göre bir şekilde biz de kurguladık hani yeniden mekansal olarak ve aynı zamanda sistemi derken şey aklıma geldi. Daha önceki bir konuşmamızda şöyle söylemiştiniz. Aslında kütüphaneciler bir noktada da bir komünite oluşturuyorlar. Ve hani o komüniteyi destekliyorlar. Ve onları aynı zamanda kullanıcılar da o komünitenin bir parçası olarak o komüniteyi şekillendiriyor. Kütüphaneyi de şekillendiriyor. Ben açıkçası daha önce hiç böyle düşünmemiştim ve hani gerçekten de çok
hem iyi bir bakış açısı hem de hani kütüphaneye bakış açım benim de değişti bu şekilde. Aslında bir komünite oluşuyor orada. Aslında hani biraz sona doğru yaklaşırken son olarak bununla ilgili ne düşündünüz? Yani komünite olarak komünite yöneticisi de işlevi kütüphanecinin diyeceğim burada ama aslında kütüphanenin de demek lazım. Çünkü hani o aynı zamanda mekanın sunduğu olanaklarla da ilgili bir şey. Hani dolayısıyla aslında orada yönetici konumunda olan şey kütüphane mekanının kendisi bir yanıyla. Kütüphanelerin yani o mekanın sunduğu olanaklar çerçevesinde işte hani matkap ödünç alabileceğiniz bir kütüphane ile söz gelimi işte bizim gibi hani daha küçük bir derneğe sahip daha özel tipteki bir kütüphane ise elbette ki bir fark var komünite ile kurduğu ilişki açısından. Çünkü matkap ödünç aldığınız bir kütüphaneye hani her an girebilmek istersiniz. Hani evinize yakın olsun istersiniz bir kere her şeyden önce hani onu taşımamak için en basitinden çok pratik sebeplerle. Şimdi Aad Vos diye ünlü bir kütüphane mimarı var. Belki hani herkes de duymuştur, biliyordur. Hani önce bir örneği vermek isterim. Hollanda'da bir kütüphane inşa ediyor. Yapmadan önce o civarda yaşayan herkese yani işte bir tür işte anket çalışması ya da yüz yüze görüşme, odak grubu oluşturma vesaire gibi yöntemlerle hani insanların neye ihtiyaç duyduğunu anlamaya çalışıyor ve sonuç olarak ulaştığı sonuç insanların aslında mutfağa ihtiyaç duydukları. Çünkü çok küçük evler Hollanda'da, Amsterdam'da şehrin eski bir bölgesi ve evler çok küçük. Dolayısıyla evlerdeki mutfaklarda işte fırın vesaire gibi çok böyle hani yer kaplayacak eşyalar için yer yok. Dolayısıyla kütüphanenin bir bölümüne hani ortak kullanılacak bir mutfak alanı inşa ediyor. Ama bu tabii kütüphaneyi kütüphane olmaktan çıkarmıyor. Tam tersine insanların daha sık bir araya geldiği ve dolayısıyla daha sık iletişim kurabildiği bir yer haline dönüşmesini sağlıyor. Mesela böyle bir örnek var. Hani Avrupa'dan, Hollanda'dan verebileceğimiz böyle bir örnek var. Bunun haricinde başka örnekler de verilebilir ama burada en temelde hani kullanıcıyla kurduğunuz ilişkiyi besleyecek bir aktör olarak kütüphaneler. Kütüphaneler işte değişim ajanı, kütüphaneler aynı zamanda değişimin ajanıdır. Lafı da aslında biraz bununla bağlantılı. Yani orada kullanıcıların ihtiyaçlarına dair bilgi sahibi olunduğu durumda bir şekilde hani çeşitli yöntemlerle bunları, bu bilgileri, bu verileri topladığında kütüphaneci kendi kütüphanesini ona göre şekillendirdiğinde doğrudan kütüphanecilerin katkı koymasını da sağlıyor. Tabii burada bir de şunu eklemek gerekiyor. Bu yani komünite oluşturan ve komüniteyle birlikte anılmak isteyen ve böyle hedefi olan bir kütüphanenin ya da işte bu şekilde yola çıkmış olan bir kütüphanenin sorması gereken bir diğer soru da hani ben sizin için ne yapabilirimden ziyade siz bizim için ne yapabilirsiniz olmalı. Siz bizim için ne yapabilirsiniz? Tam da bir gönüllüler ağı oluşturmak. Hani buraya nasıl katkı koyabilirsiniz? İşte özellikle mülteci meselesi, mültecilerin yoğun olarak yaşadığı yerlerde, o mültecilerin geldikleri yerin, ülkenin, yani geldikleri ülkenin dilini öğrenmelerin konusunda kütüphaneciler çok aktif rol oynayabilirler. Bunun birçok örneği var. Hem dünyada birçok örneği var hem Türkiye'de de bazı örnekleri var. Ve o oynayacakları rolde mesela gönüllüleri harekete geçirip gönüllülerin oradaki çocuklarla bir araya gelip onlara yani kelime haznesi aktarmak ya da işte kitap okumak vesaire gibi etkinliklerle onları bir araya getirebilir gibi işlerler üstlenebiliyor. O yüzden bir değişim ajanıdır aynı zamanda kütüphaneler ve kütüphaneciler. Ve mekan olarak kütüphanede buna olanak verdiği ölçüde tabii ki. Yani çünkü mekanın içinde insanların bir araya gelip bunu bu bahsettiğimiz değişimi, harekete geçişi sağlayacak bir yer olması lazım. Dolayısıyla evet kütüphane sadece oturma odasına ibaret olamaz ya da kütüphane sadece mutfak olamaz. Ama kütüphanenin içinde aynı zamanda mutfak ve oturma odası da olabilir. Sanem'in bıraktığı yerden aslında şöyle devam etmek istiyorum. Yine dün Barbara Liza'nın konuşmasından yola çıkarak. Yani tabii ki bir sürü örneklerden bahsediyoruz. Bunların bir kısmı gerçekleşmiş. Yani çok dünyada işte gelişmiş ülkelerde çok nadir kurumlar tarafından gerçekleştirilen işte uç örnekler gibi de gözükebilir ki hepsi gerçek. Ama mesela buna dün Barbara Liza'nın çok güzel bir şey söyledi. Gerçekten imkan olanaklarımız çok önemli. Mesela
Su kullanmanın çevreye olumsuz etkileri, değil mi? Kütüphanenin aynı zamanda bir misyonu işte kullanıcılarına bilinç kazandırmak ve toplumun gelişimine olumsuz etkilendiği şeylere katkıda bulunmak. Örneğin çok yapacağımız çok basit bir şey. İşte lavaboların olduğu yere ekstra su kullanmanın vereceği zararı hatırlatan basit bir uyarı bile koymanız yeterli ve böylece aslında orada bir şeye dokunabiliyorsunuz. Ya belki de çok kapsamlı düşünmeden eldeki olanaklar el verdiğince pek çok şeye dokunma şansımız var. Öte yandan kütüphanelerin diyalog kurmada müthiş bir köprü olduğunu düşünüyorum. Bu hem kullanıcılarla kütüphaneciler arasında hem kullanıcıların kendi arasında kullanıcıların kurumla arasında kurduğu diyaloglara dair pek çok örnek gördüm. Kütüphanede kullanıcı olarak tanıştığım pek çok kişiyle bir arkadaşlığa giden bir iletişimim olduğu halen devam eden. Öte yandan işte araştırma konusuyla başlayan gerçekten orada bir karşılıklı bilgi değişimine olanak veren. Çünkü gerçekten akıl akıldan üstündür. Birinin bildiğini diğerinin öğrenmesi, kaynak paylaşmak bunlar gerçekten entelektüel araştırma seviyesinde çok önemli şeyler. Öte yandan kütüphane aynı zamanda bir alışkanlık. Bak bugün doktorasını yapan birinin en büyük mesaisi kütüphanelerde geçer. Yani çok biliyorum çevremde, kütüphanede çok gözlemliyorum bunu. Aynı mekanda duramama ve işte ofise gider gibi, işe gider gibi kütüphaneye gidip farklı tebdil mekanda çalışma ihtiyacı duyuyorlar. Ve kütüphaneci olarak baktığım zaman ya hangi kullanıcının hangi saatler arasında, hangi günlerde geldiğini, hangi masada oturduğunu, onun yeri, bunları çok rahat gözlemleyebiliyorsunuz. Ve bu bir süre sonra işte bir aşinalığa, sonra bir diyaloğa dönüşebiliyor. Salt araştırmada örneğin iki farklı kullanıcı molalarını vermek üzere Salt Galata'nın orta avlusundaki küçük bahçe alanına çıktıklarında orada diyalog geliştirdikleri ve daha sonra aslında bir işbirliğine dönüştüğü de olabiliyor. Örneğin bizim iki araştırmacımız Salt araştırmada çalışıp daha sonra tanışıp daha sonra bir yayın evi kurdu. Bir de tabii kurumun orada yaptığı programlar bu kullanıcıyla iç içe geçme, etkileşime girme halini de aslında teşvik edici hale gelebiliyor. O yüzden diyalog kurmada, sosyalleşmede çok önemli etkisi olduğunu düşünüyorum. Bu güzel konuşma için teşekkür ediyorum. Ve kapatmadan önce şunu hatırlatmak istiyorum. Bugün çokça referans verdiğimiz Barbara Liso'nun konuşması Göte ve Salt işbirliğinde yapıldığı, Salt ev sahipliğinde yapıldığı YouTube kanalında Göte Enstitüsü İstanbul'un onu izleyebilirsiniz. Aynı zamanda Salt'ın bu 58. Kütüphane Haftası kapsamında yaptığı Salt'ta Araştıranlar projesini de sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için.